kömürden elmas çıkaran bir din. Şöyle sizi alayım. Hicri 2. yılında Bedir'in olduğu o meydana bir götüreyim. Karşı tarafta 950 asker var. Müslümanların tarafında 313 asker. Karşı taraftan birisi çıkıyor, bir konuşma yapıyor ki o 950 Mekkeli müşrik inanılmaz derecede bir coşkuya kapılıyor. O konuşmayı Müslümanlar da dinliyor. Dinleyenlerden bir tanesi de Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer de şöyle ellerini ovuşturuyor, diyor biraz sonra savaş başlasa ah sen bir elime düşsen, ah sen bir elime düşsen deyip ona o manada bir şeyler söylüyor. Konuşan kim biliyor musunuz? Hatibul Kureyş diye lakabı olan, yani Kureyş'in hatibi diye bilinen Süheyl İbni Amr. Savaş oluyor. Allah Müslümanları galip getiriyor. Müşrikleri de zelil kılıyor. 70 tane Mekke müşriği öldürülüyor. Birçoğu da 70'e yakını da esir alınıyor. Müslümanlardan da o gün o meydanda 14 tane şehit var. Hazreti Ömer Süheyl'in yanında. Ha, şimdi görürsün diyor. Varıyor Resulullah'ın yanına. Ya Resulallah, biraz önce gördün değil mi Süheyl'in nasıl konuşma yaptığını? Ya bana bir fırsat ver, bana bir izin ver, şu adam bir dişlerini sökeyim ya Resulallah. Bir dişlerini sökeyim ki bundan sonra bir daha konuşamazsın. Allah Resulü diyor ki Ömer, ben işkence yapmak için ya da yaptırmak için gelmedim. Ben alemlere rahmet olarak gönderildim. Öyle bir şey yok diyor. Ömer boynunu büküyor giderken Allah Resulü arkasından diyor Ömer diyor. Bir gün gelecek Süheyl öyle bir iş yapacak ki sen o yaptığı işten memnun olacaksın. Hazreti Ömer kendisi diyor ya diyor ben inanıyorum Resulullah'ın her söylediğine ama ister istemez içimden de şunu geçirdim ya Süheyl'den de adam çıkar mı? Ama Allah Resulü dedi benim için bitti diyor. Bedir'in üzerinden 4 yıl geçmiş. Meydan Hudeybiye meydanıdır. Hudeybiye'de Mekke müşriklerini temsilen gelen elçi de Süheyl İbni Amr'dır. Allah Resulü de anlaşmanın katibi olarak Hazreti Ali'yi atamış. Yaz ey Ali Bismillahirrahmanirrahim. Süheyl itiraz ediyor. Ne Bismillahirrahmanirrahim? Biz Rahman nedir bilmeyiz. Bizim bildiğimizi yazacaksın. Bismiki Allahümme yaz. Sil Ali onun dediğini yaz diyor. Onun dediğini yazdırıyor. Yaz Ali Allah'ın Resulü Muhammed ile Amroğlu Süheyl arasındaki anlaşmadır. Ali hemen yazıyor. Süheyl ona da itiraz ediyor. Biz senin Resulullah olduğuna inansaydık seninle savaşmazdık. Sil onu. Abdullah'ın oğlu Muhammed ile Amr'ın oğlu Süheyl arasındaki anlaşmadır diye yaz. Sil Ali diyor. Ali silmiyor. Allah Resulü kendi siliyor. Tahmin edebiliyor musunuz o anda Hazreti Ömer'in halini? Ya Resulallah diyor ya verseydin bana o izni. Bak adam nasıl karşımıza geçmiş bize neler yapıyor. Allah Resulü hiçbir şey söylemiyor. Anlaşma yazılıyor olanları biliyorsunuz. Mekke'nin fethin arkasından Süheyl iman ediyor. Ama nasıl? Daha tam iman yerleşmemiş kalbine. Aradan bir müddet geçiyor. Hüneyn gazvesinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yüreğindeki o perdeleri verdiği ganimet mallarıyla açıyor bir kere. Mesela yanında Efendimizin Safvan İbni Ümeyye'de o ötekisi de o ötekisi de o veriyor. Huneyn'den gelenleri veriyor. Verdikçe o ön yargıları kırılıyor. Ondan sonra Süheyl inanılmaz derecede bir iman kahramanı olacak bir sahabi oluyor. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz veda haccında Mina'da İhramdan çıkmak için saçlarını tıraş ederken yanı başında berberi saçlarını kestiğinde o dökülen saç tellerinden bir miktarını Süheyl'e uzatıyor. Çünkü Süheyl onun için orada Süheyl alıyor o saç tellerini bir kenara çekiliyor gözüne sürüp ağlamaya başlıyor. Enes bin Malik diyor kim bu adam ya? Diyor ki muhacir sahabilerden biri tanımadın mı ya? Hudeybiye'deki Süheyl'dir o. Ya dün Resulullah'ın adını yazdırmayan adam bugün Resulullah'ın saçlarının üzerine gözyaşı mı döküyor? İşte kömürden elmas çıktı. Bu aşkı bu sevdayı Allah Resulü onun yüreğine nakşetti. Bu manada bambaşka bir seviye kazandırdı. Asıl Resulullah'ın verdiği müjde ne zaman çıkacak ortaya biliyor musunuz? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat etmiş. Hazreti Ebubekir halife
insanlarda biraz huzursuzluk var. Bir huzursuzluk da Mekke'de var. Mekke'nin, Kureyş'in ileri gelenleri şimdi biz Teyim oğullarından Ebu Bekir'e mi biat edeceğiz deyip ileri geri konuşmaya başlıyorlar. Çıkıyor Hicri İsmail'e, o hatim duvarının üstüne çekiyor kılıcını. Ey Mekke ahalisi diyor. Biz Mekke ahalisi olarak Resulullah'a en son iman edenler olduk. Yıllarca ona karşı olduk. Onun söylediklerine inatla karşılık vermedik. Onun söylediklerini reddettik. Allah da bizim imanımızı, hidayetimizi geciktirdi ve biz en son iman edenlerden olduk. Şimdi siz Allah Resulü'nden sonra halife olan Ebu Bekir'e biat etmeyerek ilk biatlarını bozanlardan mı olacaksınız? Şu kılıcımı görüyor musunuz? Sizden biriniz eğer Ebu Bekir'e biat etmese ben Ebu Bekir'e bırakmadan sizin başınızı uçururum. Ve o anda Mekke ahalisinin tamamı biat ediyor. Bu sözler Medine'ye gelince Hazreti Ömer Allah Resulü'nün kabri başında sadakta ya Resulallah diyor. Her sözün doğrulandı, bu sözün de doğru çıktı ya Resulallah. Süheyl gibi Amr'dan böyle birisi, Süheyl İbni Amr'dan böyle birisi. İnkardan imana, işte kömürden elmasa yürüyüş adına bir örnek. Binlerce Süheyl var ama uzatacak el beklemiyor. Umuyorum ki Allah o ellerin sahipleri bizleri kılsın. Ve Süheyl'leri elmas olarak hayatlarını bitirecek bir hayatla yaşatsın inşallah.